Konuşmam gereken önemli bir konu var da. Ben sizi yalnız bırakayım. Ece nerede? Ne yapacaksın sen Ece'yi? Dedim ya anne, önemli bir konu var. İki dakika bahçede özel konuşalım mı? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bana mı yaptın o şeyi? Ha? Evet abi. Aferin. Kızım başka bir şeydir. Olmaz öyle şey. Kızım amcasıyla, mirasıyla ilgili bir şey vardır. Senin bundan haberin var mı? Ne ki o? Kuyumcudan göndermişler. Güya senin siparişinmiş. Böyle yaparak nereye varacağını zannediyorsun? Hı? Üzerime gelme daha fazla, zorlama beni. Benim bir şey yaptığım yok Ömer. Seni beğendiğimi açıkça söylemekten çekinmiyorum diye... kendime yüzük sipariş edecek kadar gurursuz mu sandın beni? Biri sana kötü bir şaka yapmış. Ama bunun için beni kırmana gerek yok. İyi, anladım. Kusura bakma. Önemli bir konu var. Amcanın eski ortağı. Halit amca. Onun oğlu Serdar. Acil bulmam lazım. Serdar Rusya'da yaşıyor. Ne yapacaksın ki sen Serdar'ı? Orası biraz karışık, bilmesen daha iyi. Serdar Türkiye'ye gelmiş, biliyorum. Ona ulaşmam lazım. Benim de senden bir cevap almam lazım. Teklifim havada kaldı. Eğer kabul etmiyorum diye bana yardım etmeyeceksen Ece, etme. Geçen sefer üzülme diye cevap vermedim ama eğer cevap bekliyorsan... benim için Berin'den başka ihtimal yok. Halledeceğim bir şekilde. Yardım edeceğim. Serdar'ı nasıl bulacağını biliyorum. Ağzımdan laf almaya çalıştım da Ferhat Ağa. Nasıl oturacaksın o Tatar'la Ömer Korkmaz'la aynı masaya? Kardeşini öldürmüşler. Ben Ömer'den iki can aldım. Tatar'la aramızdaki golsüz beraberlik de sürüyor. Bu ara kirbinin rüzgarı esiyor. Ailesine girmeyen alemden de dünyadan da silinir gider. Savaşta kazandığımı masada kaybetmem diyorsun yani.
Abi Kirve geldi. Şeref verdin Kirve. Zahmet ettin Kirve. Mekanına geldik ki Kirve hesap sormak için ayağına getirtti demesinler gözüm. Bizim Kirve'ye bir yanlışımız olmaz. Ne hesabı bu? Bak gözüm. Kirve sana ailesinde yer vermiş. Sofrasında buyur etmiş. Sen nasıl bir hainsin ki Kirve'ye, Kirve'nin sevdiğine kurşun sıktırırsın? Hainlik onların işi. Bizden hainlik çıkmaz. Asıl bizi sana geçenden hesap sorman lazım. Tufan. Göster. Bizi ısıran bu senin değil mi? Tasması başkasının eline geçmiş belli ki. Bana ver ki hem onu bulayım, hem de tasmasını tutanları bulup ayağına getireyim. Gözüm. Bu yapılanın hükmü sence nedir? Serdar sıktırsa daha iyisini yapmış olur. Adamın diye gezdirdiğin başkasının adamı çıkması daha büyük ayıp. Madem Serdar sana Kirvem diyor, ayıbını temizlemesine müsaade etmen de senin büyüklüğünü gösterir. Ayıbını temizler, sonra da kestiğin hükme uyar. Öyle değil mi Serdar? Babamı kahveci harcayanlar beni de harcamanın peşinde belli ki. Ama ben babam değilim. Beni harcamak o kadar kolay değil. Müsaade et. Bana bu tezgahı kuranların oyununu bozayım. Sonra ne dersen eyvallah. Tezgah olduğundan şüphe etmesem seninle başka türlü konuşurduk gözüm. O madem onlar tezgah kurmuş, sen de kur tezgahını, ver cevaplarını. Aksi takdirde ne benim ailemde yerin var, ne de İstanbul'da yerin var. Bizim tezgahımız nedir Kirvem? Niye senin peşine düşmüşler? Harbinin koltuğunu sana yedirmemek için.
koltuk Harbi'nin mirası. Harbi'nin varisi. Sana tezgah açanlarla birlikte oldukça sen ne Harbi'nin koltuğuna oturabilirsin ne de o tezgahı kurabilirsin. Ece ile mazimiz pek parlak değil. Onun gibi bir kadını yanıma alacağım ama alemi karşıma alırım daha iyi. Yüzüm. Ece gibi kadınlar asansör gibidir. Erkeğini isterlerse en tepeye çıkarırlar. Gerekirse yerin dibine indirirler. Ama yerin dibindeyim diye kabahati asansörde bulmayacaksın. Doğru düğmeye basacaksın ki seni en tepeye çıkarsın. Yüzüğüm vardı. Gümüş, sade bir şey bulamıyorum. Beril, öfkeyle hareket ediyorsun. Bir dur. Ne öfkesinden bahsediyorsun Didem? Ben ona neler oluyor diye soruyorum. O bana vaktim yok diyor, çıkıyor gidiyor. Ne konuştular sence Ece'yle? O yüzük benim için değilmiş belli. E hadi gidip soralım Ece'ye. Ben onu soru sorup da kendim küçük düşüremem. Tamam. O zaman ben sorarım. Ece, abim ne konuştu seninle? Abim bir şey demeden benim söylemem doğru olmaz. Şekerim. Kırgınım sana. Taziyeye gelmedin. Ne diyorsun sen Ece? Amcanın bize attığı kazıktan sonra sen mi öldürdün diye sormuyorsun. Taziyeye neden gelmedin diye soruyorsun. Eskiden kibar bir adamdın sen. Anlardın. Bir kadın hiç açık açık sorar mı beni niye görmeye gelmedin diye? Vallahi ben o nöbeti İskender'e devrettim. Artık peşinden koşmuyorum. Aa. Ama senin peşinde koşanlar var Serdar'cığım. Üstelik biraz haşin. Yakalarsa fena öper. Gümüş, merak ettim. O zaman sen eskiden olduğu gibi peşimde dolanmaya başla Serdar'cığım. Öperim çok. Senden başka kimse öpsün istemem. Hadi inat etme. Buluşalım. Berin gitti. Mutlu musun? Henüz değilim. Ama olacağım. Elektronik örneğe göre dizin doğru.
ama bazı kısımlar gizlenmiş. Elinde olduğunu kanıtladı. Bize vermek için pazarlık yapacak. Çok merak ediyorum. Sana gönderdiğim örneğin otantik olup olmadığını nasıl kontrol ediyorsun? Demek ki elimde mukayese edecek bir şeyler var Şamil Bey. Sen bunları boş ver. Şartlarını dinlemeye hazırım. Ay, iyi düşün. Elindeki şey için veremeyeceğim hiçbir şey yok. Uluslararası medya kuruluşlarınızla itibar suikastı yaptığınız devletimizin imajını düzelteceksiniz. Olmuş bilim. Ve bir de kredi notu meselesi var. Şimdiden Türkiye ekonomisinin büyük aşama kaydettiğini söyleyebiliriz. Terör örgütleri meselesi? Çok yakında iadeyi garanti edebilirim. Bu kadar cömert olduğuna göre Tanrı'yı kıyamete zorlayabileceğine gerçekten inanıyorsun değil mi? Ben yeryüzünde cenneti kurabileceğimize inanıyorum. Böyle bir ideal içindeler vermezsin. Böyle bir ideal edinebilecek kadar küstah, hadsiz olduğumu varsayalım bir an için. Bunun için dünya nüfusunun yarısını vermezdim. İnsan soyu kendi kendini yok edecek derecede tehlikeli bir biçimde üremeye devam ediyor. Kontrol edilmezse yakında türümüz yok olacak. Siz seçilmiş varlıklar dünyada rahat etmek için gereksiz gördüklerinizi yok edeceksiniz. Buna karşı duran bizler de deccal olacağız öyle mi? Size göre bütün bunlar bizim fantezimiz olduğuna göre kaybedecek hiçbir şeyiniz yok Şamil Bey. Siz bana önemsiz bir kan örneği vereceksiniz. Karşılığında ülkeniz çok şey kazanacak. Eğer yanıldığımdan eminseniz bu sizin için çok kazançlı bir pazarlık. Siz ne yapıyorsunuz? Her zamankinden farklı bir şey yapmıyorum şekerim. Durumunuzun hala kötüleşebileceğinin farkında değilsiniz. Sizin mümkün olduğunca dinlenmeniz gerekiyor. Şekerim, iyileşmek için moral önemli değil mi? Ben çirkin olduğumda kendimi kötü hissediyorum. Moralim bozuluyor. Ben hasta yatağımda bile güzel ve güçlü görünmeliyim. Asıl bunları yapmazsam durum kötüye gider. Eğer işiniz bittiyse müsaade edin ben de işimi yapayım. Müsait misiniz? Geçmiş olsun demeye geldim. Çok şaşırttınız beni Ece. Hiç beklemiyordum. Hep siz mi bizi şaşırtacaksınız? Arada bir de biz de sizi şaşırtalım değil mi? Harbinin kanını taşıdığınız belli. Amcanız gibi keskin zekanız var. Ben
sizin söylediklerinizi epey bir düşündüm. Özellikle bu menfur olaydan sonra durumunuza çok üzüldüm. İçiniz rahat olsun demek istedim. Siz şimdi kendinizi düşünmekten Kirve'yle yeteri kadar ilgilenemezsiniz. Siz ilgilenirseniz daha çok memnun olurum. Benim ilgimden memnun kalacağınızı pek sanmam. Biraz sert gelebilir. Size de, Kirve'ye de. Ama onun için bir şeyler ayarladım. Kirve'yle ilgilenecek, merak etmeyin. Harbi seni şımartmış anlaşılan. Tabii, anasız babasız olunca kıyamamış yeğenine. Ama sana iyilik yapmamış. Hayatın gerçeklerini öğretmesi gerekirdi. Şimdi sen kurtların arasında kuzu gibi tek başına kaldın. Harbi kıyamamış ama başkaları kıyar. Kurdun yavrusu kuzu olmaz Süreyya'cığım. O da kurttur. Üstelik avını yaralı yakalarsa parçalamadan bırakmaz. Değil mi? Canım dikkat et de ava giderken avlanma. Seni takdir ediyorum. Kirveyi kullanarak bütün alemi dize getirmeye çalışıyorsun. Ama başaramayacaksın. Bunun iki nedeni var. Birincisi Kirve çok yaşlı. Ömer'le başa çıkamaz. İkincisi? İkincisi dur tahmin edeyim. Sen misin? Aynen öyle. Sayende gözüm açıldı. Kirve'yle seni görünce. Ömer'le yapabileceklerimizin farkına vardım. Baksanız iyi olur. Tansiyonu çıktı galiba. Ne arıyorsun Hamza? Yedek şarjör koymuştum reis. Ya Murat aldı ya bacanak. Bilmiyorum. Bak bu Fuat'ın üzerine fazla gidiyorsun ha. Biraz daha zorlarsan adam bırakacak şarjörü, hepsini sana boşaltacak. Biz iki bacanak iyi anlaşıyoruz, rahat ol sen. Hamza, ya Bilal'in bacısı var da biz niye bilmiyoruz lan? Süt kardeşi reis, ondan bilmiyorsun. Serdar'la Ece gibi bir nevi onlar da süt kardeşi yani. Ona göre muamele edelim. Onlar senin benim gibi insan sütü içmemiş. Annemle Beri'nin burasına kadar getirmiş, kesecekler kızı. Nereye kesiyorlar? Saçını kesemezler. Ama o Ece onların hepsini birbirine düşürür. Oo. Reis desene poligona geliyoruz. Bir saattir şarjör aratıyorsun bana. Koskoca Hamza reise başkasının kurşunuyla adam vurmak yakışmaz. Bu akrep neciymiş? Serdar'ın babasının arkadaşı. Harbi ile arası bozulunca harbi kızağı çekmiş. Silah kaçaklısı işte. Buyurun birader. Kime baktınız? Ya benim anamın ayağında varis var da. Bir tanıdık akrep bul soktur iyi gelir dedi. Akrep arıyoruz. Tam yerine geldiniz o zaman. Buyurun.
Sen Ömer korkmasın değil mi? Büyüklerimiz öyle uygun görmüşler. Biz de layık olmaya çalışıyoruz. Buraya Serdar Kazanlı'yı sormaya mı geldin? Senin için akrep dediler ama kulağa kesik çıktın. Buradan çıkarsanız bundan sonra sizin de alemde öyle bir lakabınız olur. Dobro vecer gençler. Aradığınızı buldunuz. Şimdi belanızı bulacaksınız. Ece'nin ipiyle kuyuya inersek olacağı buradayız. Uzun lan bu. Siz Tatar'ın adamı mısınız? Kirve'nin adamı mısınız? İkisi de değil. Azrail'in adamıyız. Oo. O zaman niye başkasının intikamının peşine düşüyorsunuz? Tatar kendi soramıyor mu hesabını? Bu kadar mı yaşlandı? Hiç. Bizimki de iş güzellik. İşimiz gücümüz olmadığından öyle üzerimize vazife olmayan işlerin peşine düşüyoruz. Siz hep böyle lavali mi konuşursunuz? Yok. Adam olana adam gibi konuşuruz. Senin gibilere böyle. Akrep. Kabahat sizde. Önünüze gelene silah satıyorsunuz. Sonra bellerine takıp böyle Efe gibi geziyorlar ortalıkta. Halbuki silah kabadayının namusudur. Kimseye gösterilmez. Misal bu arkadaşlar. Namlu nedir? Tetik nedir? Yiv nedir? Bilmeden takmışlar bellerine birer silah. Kabadayıyız sanıyorlar. Namlu benim. Tetik o. Yuvaya bir pislik sıkışmış. Onu temizlemeye geldik. Ciddi konuşmayı da biliyormuş. Akrep. Namlu şişmiş. Tetik düşerse makine elinde patlayacak. O yüzden hiç sesi çıkmıyor bak. Tetik de bekliyor. Eğer onu bir kez daha benim suratıma üflersen soluğunu keserim senin. Ulan madem delikanlısın gücüne gidiyor, delikanlı gibi davran. Adamım diye birini yanına alıyorsun. Serdar kadınlara sık duruyor diye bana çamur atıyorsun. Sonra bir de delikanlıyım diye gezmeye utanmıyor musun? Sıkan senin adamın Serdar. Ya işi kıvıramadın, tırstın şimdi kıvırıyorsun. Ya da adamına sahip çıkmaktan acizsin. Adamın seni parmağında oynatıyor. Ne kirve kılırdı, ne de Tatar. Ne de siz burada böyle konuşuyor olurdunuz. Bak, o adamı bana vereceksin. Yoksa ben alana kadar sizi burada konuşturmasını bilirim. Benden alacağın tek şey nasihat. O da sana ağır gelir. Altında kalırsın. Hamza. Kullanmışlar bu tornacıyı. Biz gidelim. Hiçbir şey bildiği yok. Buraya gelip bana racon keseceksin. Sonra alemde hava atacaksın, öyle mi? Ben de buna müsaade edeceğim. Öyle bir dünya yok. Akrep. Bunları hedef tahtasına koy. Biraz talim edelim.
Bundan kurtulursak haber et. Bir daha Ece'nin lafıyla hareket etmeyelim. Senin kabahatin reis. Ateşle barutu koydum bir eve, iş başımıza patladı. Birazdan öleceksiniz, hala vurbur ediyorsunuz. Adam haklı reis. Bir şeyler yapmak lazım. Hangisi gelecek Tarık? Anlamadım Ece Hanım. Ya Serdar Ömer'in eline düştü. Ömer onu konuşturup buraya gelecek. Ya Ömer Serdar'ın eline düştü. Serdar onu öldürüp dönecek. Hayatımın kumarını oynadım Tarık. Sevdiğim adam kıymetimi anlasın diye hayatımı tehlikeye attım. Ne oldu? Sen eskiden de böyleydin. Beni İskender'e karşı doldurup sonra oturup didişmemizi izlerdin. Hiç değişmemişsin. Sen çok değişmişsin ama. Böyle süngüsü düşük geldiğine göre. Ya Ömer'i elinden kaçırmışsın, ya Ömer'in elinden kaçmışsın. Bu Ömer senin için çok mu değerli? Seni ilgilendirmez. Ya bak, sana bir iyilik yapacağım. O yüzden soruyorum. O sana ne kadar değer veriyor. Sen yorgunsundur. Moralin bozuk. Ben seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Ya sen beni böyle moralin bozuk bir şekilde bırakıp nereye gidiyorsun ya? Ha? Bak, benim bu hayatta hiç kimsem yok. Artık harbi öldüğüne göre senin de yok. Birbirimize kaldık. Bırak beni Serdar, gitmek istiyorum. Harbi seni çok şımarık yetiştirmiş. Bu hayatta her istediğini her zaman alamazsın. Ama ben sana öğreteceğim. Sen yine ne kullanmaya başladın? Ne söylediğini, ne yaptığını bilmiyorsun. Benim ne kullandığımı boş ver. Boş ver. Boş ver. Asıl ben sana insan kullanmayı bıraktıracağım. Süreç uzun ve acılı olacak. Ama sonuçta bana minnettar kalacaksın. Sakin ol. Sakin. Sakin. Bilmiyorum anne. Bu sefer çok kırıldım. Beni öyle Ankara falan kesmez. Ben başımı alıp beni kimsenin tanımayacağı bir yere gitmek istiyorum. Üstüme gelme anne. Keyfimden değil herhalde. Anneciğim, kapatıyorum.
Tamam. Hadi öpüyorum çok. Bay bay. Ne işin var senin burada? Aşık olduğum kadın beni terk etti de onu arıyordum. Aa, Ece de mi buradaymış? Hayret, ben hiç görmedim. Sen ne kadar çok sevdiğimi görmüyorsan hiçbir şey görmüyorsun demektir. Sen beni sevdiğini hiç gösterdin mi ki ben göreyim? Vallahi içeri alırsan niyetim o. Göstereceğim. Cezalısın. Savunma almadan ceza kesilmez avukat hanım. Hukukun temel kuralı. Niye? Geç bakalım duruşma salonuna. Doktorların senden şikayeti var Gülhan. Yemeklerini yemiyor musun? Ben yiyeceğimi yedim. Onu çıkarmadan canım bir şey istemiyor. Şu çorbanın güzelliğine bak. İnsanın bu çorbayı içmek için hasta olup yatası gelir. Hasta olmana gerek yok. Ben içmiyorum zaten senin için. Sensiz boğazımdan geçmez. Hadi gülüm. Yemeden iyileşemezsin. Şimdi şuradan biri girse, koskoca Tatar Ahmet kılıbık adamlar gibi karısına çorba içiriyor demez mi? Kılıbık olamayacağımı bilirler. Çünkü bizim hanım izin vermez. Bak ben seni kırmadım içtim. Sen de yapanı söyle ilaç olsun. Tetikçi Serdar'ın adamı. Halit Ağa'nın oğlu. Nasıl gelmiş buraya, kime güvenmiş? Kirve'ye. Kirve kendine yeni bir aile kurmanın peşine düşmüş. Ne kadar sürgün var etrafına toplamış. Kirve çağırmışsa niye Kirve'ye sıkıyor? Öğreneceğiz. İskender'in haberi olmasın Tatar. Zaten patlayacak yer arıyor. Ya her şeyi geçiyorum. Benim böyle bir kabalık yapacağımı nasıl düşünürsün? Ben yüzük alacak olsam, benden habersiz kapıya sipariş mi gelir? Merak ettim. Nasıl verirsin? Önce çaktırmadan parmak ölçüsünü aldırırım. Bir yüzüğüm vardı. Gümüş, sade bir şey bulamıyorum. Beril, öfkeyle hareket ediyorsun. Bir dur. Sonra ona her baktığında beni hatırlaması için özel bir şey düşünürüm. Nasıl bir şey mesela? Sevdiğime onun ne kadar eşsiz bir kadın olduğunu hatırlatacak kadar eşsiz bir şey. Thank you.
verir misin? Dinliyorum. Uzun namlu. Ben Serdar. Yanlış bir zamanda aramadım inşallah. Doğru bir şey beklemiyorum senden Serdar. Rahat ol. Harbinin 6.35'i burada. Peki bakamamışsın anlaşılan. Paslanmış. Dikkat et elinle patlamasın o zaman. Ya sen bu kıza hiç mi acımıyorsun? Kız sana yanmış. Bir halini bile sormuyor. Ne istiyorsun Serdar? O tetikçiyi alıp yalnız başına bana getireceksin. Beni kime sattığını öğreneceğim. Yoksa ben bu 6.35'in namlusunu kırarım. Haberin olsun. Ne oluyor Ömer? Ece'yi kaçırmış. Bana şantaj yapıyor. Adın neydi senin? Tornacı. Serdar değil mi? Bana bak, bu gece acil, önemli işlerim var. Bırak 6.35'i 7.65 olsa gelemem. Anladın mı? Benden sana büyük tavsiyesi. Gece vakti silahlarla fazla oynama. Maazallah. Bir yerinde patlar sonra. Ömer, ya kıza bir şey yaparlarsa? Herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Hiç kimseye feda etmem. Bu benden de psikopat çıktı. Gelmiyor mu? Yok prenses. Önemli işleri varmış. Anlaşılan senin onu önemsediğin kadar uzun namlu seni takmıyor. Bana bu yaptığının hesabını vereceksin. Biliyorsun değil mi? Hangisinin prenses? Seni burada tutmamın mı? Yoksa adamın umurunda olmadığını görmeni sağlamamın mı? Ya neredeyse ben bu Ömer Korkmaz'ı arayıp teşekkür edeceğim. Bizim şımarık prensesin burnunu sürtecek delikanlılar varmış bu dünyada.
Bir şey diyeceğim. Gel şu kullandığımdan vereyim birazcık sana. Başka türlü... Kayada binsen.